Selam Sercan. Merhaba Alpçim. Bugün seninle bir oyun oynamak istiyorum. Oynayalım. Burada 8 tane fiş var. Evet. Ve bir tane de hilesiz madeni para. Evet, hile yok gibi görünüyor. İyi. O zaman söyle bakalım. Yazı mı, tura mı? Tura diyorum. Tamam, ben de yazı diyorum. Oyun şöyle oynanacak. Yazı tura atacağız. 3 oyunu kazanan buradaki tüm fişleri alacak. Galiba anladım. 3 kere kazanan. Mesela önce 3 kere tura gelirse ben kazanıyorum. 3 kere yazı gelirse de sen. Evet, doğru. Aynen öyle. İstersen çetelesini de tutabiliriz. Tamam, olur. Haydi oynayalım o zaman. Oynayalım. Sırayla atalım. Ne olur ne olmaz hile yapma ihtimalini de ortadan kaldırmış oluruz. Evet, ilk tura geldi. Şimdi sıra bende. Atıyorum. Yazı geldi. Evet, yazı. Tura. Tura, harika. Aa, zil çaldı. Benim galiba gitmem gerekiyor Sercan. Aa, olur mu Alpçim ya? Ben kazanıyordum. Hayır, ben de iyi bir başlangıç yaptım, kabul et. Aslında oyunlarda biraz yavaş başlarım ama her zaman kazanmayı da bilirim. İyi de şuna bak, eğer şimdi tura gelirse ben tüm fişleri alacağım. Peki şöyle yapalım, istersen fişleri paylaşalım. Ne dersin? Sen biraz al, ben de biraz alayım. İkimiz de evimize mutlu gitmiş oluruz. Ben daha fazla almalıyım. Yapma, gel eşit olarak paylaşalım. Hayır, kabul etmiyorum çünkü benim kazanma ihtimalim seninkinden yüksek. Nasıl oldu da bu sonuca ulaştın merak ettim. Eşit olarak paylaşalım işte. Şimdi istersen şu şekilde düşünelim.